Fenerbahçe evinde ligin en kötü takımı olan. Bak bir daha söylüyorum. Ligin en kötü takımı. Kusura bakmasınlar futbolcu kardeşlerimiz. Sayın Murat Bey, başkan, Özcan hocamız. Ligin en kalibresiz, en zayıf takımı. Bana göre savunma hattı Türkiye Ligi'nin çok altında bir savunma hattı var. Süper Ligi'nin. Bu takıma İstanbul'da 2-1 mağlup oluyorsun. Yediğin golün offside. Ama maçın adamı Altay oluyorsa burada uzun uzun düşünmek lazım. Uzun uzun düşünmek lazım. Ali Koç'un yönetim biriminde bize 2,5 senesi, 3 seneye yaklaşıyoruz. 3 senesi olmasına 3 ay kaldı. 3 senedir bize gösterdiği en temel eksikliği hızlı karar alamaması. Bunun da sebebini dedesinin ona verdiği tavsiye olduğunu düşünüyorum. Üşenmedim bu hafta Mehmetli Mehmet Ali Birand'ın Vefik Hoş belgeselini bir daha izledim. Ben Türk Burjuvası'nın sanayileşmesinin kuruluşunda çok önemli bir ailedir. Çok Koç Holding. Birinci Holding, birinci şirket. İlk sanayi yatırım falan. Diyor ki çok acele karar vermeyin diyor yani. Tavsiyem o. Çok güzel. Çok acele karar vermeyin şeyi dedesinin tavsiyesi işlemiş Sayın Başkan'a. Ama futbolda maalesef geleceği görmek lazım. Yani Sayın Başkan biz Twitter'a bilmem işte sosyal medyaya göre yönetmiyoruz diyor. Doğru söylüyor. Güzel bir şey. O hatalarından ders de aldılar. Lakin geleceği de görmek lazım. Benim vicdanım çok rahat. Çünkü ben bunu doğrudan Fenerbahçe yönetimine ve başkanına da ilettim. Bak olmaz olmayacak duaya amin demeyin. Defaatle yani sadece yazılarımla yorumlarımla değil. Bizzat da. Bizzat da ilettim. Bu gece düzgün bir tek Favre'yi indirin yani. Dediğim maçlar var. Beşiktaş maçı sonrasında ben olsam değiştirirdim. Geldin. Devre arasını kaçırdın. Galatasaray maçını kaçırdın. Yani sürekli kaçırdın o fırsatları. Bu saatten sonra doktor ne yerse yesin demiş yani. Neymiş? Almanca biliyor, Yunanca biliyor, İngilizce biliyor. Erol Bulut iyi bir insan. İyi bir adam. İyi de bir hoca. Vallahi iyi hoca. Bu takımın hocası değil. Bunu görmek lazımdı. Problem geç karar alma mekanizması dolayısıyla Ali Koç'tadır. Problem ve kusurun büyüğü. Bununla da olur diye desteklemesiyle Emre Belözoğlu'ndadır. Problem zamanında biz bu adamı değiştirelim, Ahmet'i getirelim. Mehmet'le konuştum, şöyle bir şey oldu. Gibi bir alternatif üretemeyen yönetim kurulunun eksikliğindedir. Ben yöneticisi olsaydım Ali Bey'in, kendi kendime iki tane hocayla görüşürdüm. Sonra da derdim ki ya başkanım, bakın siz ben, ikimiz yani diğer yönetim kurulu toplantısına gerek yok yani. Ben Ahmet'le, Mehmet'le görüştüm. Ahmet Mehmet değil de Hans'la, efendim Josef'le görüştüm. Böyle böyle diyorlar. Aklınızda bulunsun. Ben bunu kendi inisiyatifimle böyle bir görüşme yaptım. Ben bir hocamızla değil de bunlarla devam edilmesi... Görevde bir teknik direktör varken bunu hiçbir yönetici yapamaz. Hayır. Başkanın inisiyatifi olmadan bu haberleşir. Doğru. Ve başı belaya girer. Senin hocam varken niye gidip başkasıyla konuşur? İşte başkana bunu söyle mesela. Adama kafayı keserler. Ya da başkan diyecekti ki gidin görüşün ama ben bilmiyorum. Çıkarsa da yalanlarız. Tanımam. Şey gibi bu görevimiz tehlikede vardı ya başına bir şey gelirse senden tanımadığımızı açıklayacağız falan diye. Yapardım ben. Dolayısıyla Ali Koç'un 3 ay sonra girilecek seçimde aday olacağını bekliyorum. Olması da gerektiğini düşünüyorum. Bunu tekrar ediyorum. Yani öyle bırakıp gitmek yok. Fenerbahçe'ye finansal anlamda büyük katkılarda bulunmuştur. Buna da devam edecektir. Ben işi de büyük oranda öğrendiğini de düşünüyorum.